Mutlu günler saatler 16.30 oldu. Araba sevdasında bugün Türkiye'de otomotiv sanayi üretimini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz TOS Başkanı Sayın Ömer Burhanoğlu. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk Bey. merhabalar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Otomotiv bu senenin en önemli sektörlerinden biri. Gerek satış gerek ihracat gerek üretim noktasında yılbaşından beri çok fazla konuşuyoruz ama işin sanayi ve yan sanayi kısmında aslında birinci yetkili sizsiniz. Orada üretim ve satışlar ne durumda? Şimdi... Bu sene değil her sene otomotiv sanayi önemli Türkiye'nin 12 yıldır lider sektörü ihracatta ve Türkiye ekonomisinin ana damarı olarak çalışan hem istihdam tarafında hem yarattığı değer tarafında çok önemli bir sektör. Öncelikle onun altını çizmek istiyorum. Tabii biz Türkiye'deki yan sanayi şirketlerinin organize bölgesi olarak önemli bir yerimiz var. O da Türkiye ihracatının toplam ihracatının %1'ini yapıyor. Eğer bütün yan sanayilerin içerisinde toplam ihracata bakarsak %15'ini yapıyor. Türkiye'nin 80 tane çok önemli firmasının içinde bulunduğu 2.8 milyon metrekare alan içerisinde 22 bin çalışanı olan, bunun 6 bin tanesi kadın çalışanımız olmak üzere, çok önemli bir organize bölge. Hı hı. Burada dolaylı olarak sağlanan iş imkanı 100 bin kişilere ulaşıyor. Gerçekten o açıdan önemli. Sadece burada üretim yapılmıyor. 17 tane çok önemli ARGE merkezi var. Bunun yanında geleceğe yönelik olarak da Tim Tep Girişim Evi açılmış durumda. Bir tane inovasyon merkezi oluşturulmuş durumda ve bütün inovasyonla ilgili paydaşların içerisinde bulunduğu önemli bir merkez merkezhanede getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Onun yanında içinde kendi oteli olan, lisesi olan, test merkezi olan, hatta ormanı olan çok güzide bir organize bölge. Çok önemli, Türkiye'de örnek olduğu gibi dünyada da pek nadiren bulabildiğimiz bir ihtisas organize bölgesi. Burada işler nasıl gidiyor? Şükür ihracata onun desteğiyle biraz iyi gidiyor. Ama e, genel olarak baktığımızda tabii Türkiye'de satışların %55 oranında iç piyasada düşmüş olması üretimi de etkiliyor. Üretimde geçen yıla göre baktığımızda %4-5 civarında bir e, düşüş söz konusu. Hı hı. Toplamda da bu e, geçen seneye baktığımızda %10'lara yakın bir ...fark oluşturacak gibi de duruyor e, yıl sonuna kadar. Toplam, üretimi, Toplam üretimde bekliyoruz. Ama ihracatımız demin de söylediğim gibi %4'ler civarında bir düşüşle... ...yani üretimden daha az düşüşle... ...çünkü e, ihracat e, neredeyse %87-90 oranlarına ulaştı. Yani üretilen 10 aracın 9'u ihraç edilir duruma geçti. Hı hı. çünkü. %55 civarında genel düşüş, %65-70 civarında ticari araçlardaki iç piyasa düşüşü tabii üretilen aracın ülkemizde kullanılmayıp ihraç edilmesini sağlıyor. Bir taraftan bu belki sempatik gözüküyor ama öbür taraftan da tabii yatırımcı için Türkiye'de pazarın küçülmesi ve ileriye yönelik de burada yapılacak olan yeni projelere ışık tutması açısından da o negatif bir görüntü oluşturuyor. 2019 o açıdan iç piyasamızı muhakkak toparlamamızı lazım. Peki evet. 2019 için sektör genelinde 450 bin yıl sonu satış rakamı ortalama bir rakam tabii bu. 400-450 bin civarında bir satış hedefi bekliyorlar iç piyasada sektör temsilcileri. Siz burada ne noktadasınız? İhracatta da dediğiniz gibi sınırlı da olsa bir daralma var ama yine biraz daha ihracatta göstergeler iyi durumda herhalde öyle değil mi? Evet ihracatta dediğim gibi yüzde dörtler civarında bir düşüş var geçen seneye hı hı. göre. Ama iç piyasa sizin de bahsettiğiniz gibi geçen senenin neresindeyse yarısı kadar olacak gibi gözüküyor. Bu da tabii yani sadece üretim tarafından değil bu ekosistemin tamamına baktığımızda bunun işte sigortasından satış sonrasından servislerinden oluşan bir büyük bir ekosistem var. E bunlar darbeye Uğruyor. Burada çok önemli yetişmiş kişiler var, onların iş kaybı vesaire. çok önemli bir ekosistem bu. Bunun muhakkak desteklenmesi lazım, iç piyasanın acilen toparlanması lazım bu güzide sanayinin devamlılığı ve büyümesi için. Üretim noktasında peki siz ne kadarında özellikle üretim noktasında yan sanayide faaliyet gösteriyorsunuz? Yani bunu biraz daha ithalat-ihracat dengesi açısından da okumak gerekirse... E şöyle biliyorsunuz ithalat karşılama oranları artık eskisi gibi değil. Hı hı. Cari fazla veriyor otomotiv sanayi. Bu kadar ithalat olmasına rağmen cari fazla veriyor. Otomotiv yan sanayide ihracatın yaklaşık yarısı kadar, yarısına yakın bir katkıda bulunuyor. Sadece bizim bölge, TOSP Organize Sanayi Bölgesi, 15 milyar TL'lik bir katkıda bulunuyor üretime. Hı hı. Üretim sayılarına da bakacak olursak, bu sene işte 900'lü rakamlar civarındayız. Sene sonuna da 1400 gibi olacak. O da toplam geçen seneye göre bir %10-12 gibi bir düşüşle kapatılmış, kapatılmış olacak. olacak. Ama olacak. diğer sektörlerle mukayese ettiğiniz zaman hı hı. yine de tabii otomotiv sanayi e, hala parlıyor, hala lider hala umut veren bir sektörünüz. Peki iyi bir haber paylaşalım. Uzun süredir gündemdeydi. Volkswagen'in Türkiye'ye kuracağı fabrika biliyorsunuz Bulgaristan'la